Sevgili dostlar, herkese selamlar, saygılar. Herkese merhaba. Ben Ömer. Ben Tuana. O zaman şöyle diyelim mi? Evlilik kader midir? Şimdi genelde şöyle bir inanış var. Bunun menşei ya da kaynağı hiç kesinlikle belli değil. Yani insanlar diyor ki evleneceğin kişi kaderinde vardır. Diyorsun ki bir tane bana kaynak gösterebilir misin bunun yazılı olduğu? Ben hatta birkaç tane hadis not aldım bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz'in söylediği. Evet, yani diyor ki kader kim demiş kardeşim diyorum bunu. Atandan, dedenden duydum. Yorumlarda yani, da vardı hatta. Tabii. Diyorsun ki yani menşei belli olmayan bir konuya bu kadar sıkı sıkı tutunmuş olman bunun gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Kaderindeki evlilik dediğimiz mevzu böyle bir şey değil. Zannediyor ki insanlar Allah sana bir kişi Ayşe'yi, Fatma'yı, Ahmet'i, Mehmet'i yazdı. Sen ondan başkası kimseyle evlenemezsin. Ne yaparsan yap sanki illa onunla evleneceksin onu da çekeceksin. Evet. Ve böyle bir şeymiş gibi kodlanmış. Bu insanların ki birazdan anlatacağım işte yanlış seçimleri neticesinde aldıkları kararla yaptıkları evliliği sırtlanma ya da işte bir süre sonra zul gelme haliyle kabule geçmeye çalışıyor. Bu kabule geçme kısmında da birisi atmış ortaya bir laf. Kaderdir evlilik. Hı hı. Ya kaderde olmayan bir şey mi var zaten? Kader başka bir şey. Evet. Velhasıl diyor ki benim kaderim başkası şansı mı vardı? Diyor. Mesela anlaşılamıyor bu yüzden. Ya da işlerine gelmiyor. Velhasıl şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Birçok yani inanışta olduğu gibi toplumumuzda böyle bir inanç gelişmiş. Evleneceğin kişi kaderinde var mıdır? Ben şahsi hani fikrim ve araştırmam neticesinde de söyleyebilirim ki hayır böyle bir kaynak yok. Böyle evet. Bir ne hadis var ne ayet var ne böyle bir şey var. Bu birilerinin aklı evvelinin uydurduğu bir şey. Evet. Bir delik kuyuya taş atmış 40 tane akıllı çıkaramamış hesabı bir paradoksa dönüşmüş. Peki o zaman kader değilse nedir? Şimdi öncelikle kader dediğimiz şeyi bir konuşalım değil mi? Bir anlaşılsın. Evet. Sevgili dostlar, bizim kaderimiz yaratılışta, yaratılışta Yaradan'ın bizim bu alemde insan olarak yaşayacağımız, öğreneceğimiz, öğrenmemiz gereken, almamız gereken derslerimiz ve o erdemleri deneyimlememiz gereken bu alemde bizim için bir rota oluşturuyor. Bir yol belirliyor. Benim bu rolü, bu rotayı belirlerken de benim mizacımı, aklımı, işte olmam gereken değil mi? Kriterlerin hepsini bir araya getiriyor ve diyor ki Ömer senin için, yani senin aklın, mantığın, kültürün, şuyun, buyun, genin, DNA'n vesaire hepsi de dahil, sağlığın da dahil. Senin için şu deneyimleri yaşayabileceğin olasılıkların en sağlıklı ve en kolayı şu yolda. Hı hı. Biz bu yola ne diyoruz kızım? Sırat-ı müstakim. Orta yol. Evet. Fatiha suresinde çok net değil mi? Bunu hep şöyle okuyoruz. Allah'ım sen bizi dosdoğru yolunda ilma, ayaklarımızı sabit kıl dosdoğru yolunda diyerek dua ediyoruz. İşte o doğru yol, sırat-ı müstakim aslında Yaradan bizim için tayin ettiği yol. Peki bu yol içerisinde neler var? Bu yol içerisinde Yaradan sen Ayşe ile Fatma ile mi evleneceksin diyor. Hayır. Ama olasılıkların var. Değil mi? Hı hı. Seçme şansın hücreden var. Peki buna dahil olan şey şu. Ne zaman doğdun? Öleceğim. Öleceğim dahi. Yaradan'ın yani kutsal hadislerde bu var. Sadaka ömrü uzatır. İşte bunlar dahi değil mi esnetilebilmiş, Yaradan'da hikmeti bulunan mevzularken biz bunları az bir akılla anlayamıyor ya da izah edemiyoruz. Çünkü bazı mesela kadim kültürde bilgilerde şu da vardır ki denir ki bunu ciddi geçmişte çok saygı duyduğumuz İslam alimlerinin eserlerinde de bu böyle bahsedilir. Der ki kişinin hayatı ömrü zaman olarak diyor bakılmaz. Senin diyor bir istikakın vardır, rızık istikakın vardır. Atıyorum, diyor ki bana Yaradan, Ömer'in rızkı, gıdası
Atıyorum 3 ton. Ben o 3 tonu perizle, oburluktan kaçarak, temiz beslenerek bunu atıyorum 80 yılda da tüketebilirim. Homini gırtlak yapıp bir yanda da. Değil mi? Bunu 20 yılda da bitirebilirim. Bundan dolayıdır ki mesela tasavvuf ehli, İslam alimleri, bunun başka tabii şeyleri de var ama riyazata, az gıdaya, az değil mi beslenmeye, temiz beslenmeye çok dikkat etmişlerdir. Hı hı. Yani obeziteden, oburluktan çok çok kaçınılmıştır. Ve denir ki ne zaman rızkı biterse o zaman ölür. Hı hı. Bu rızkını ona göre diyor ayarla. Yani az yemek bir şekilde süreyi uzatabiliyor. Ama biz insanlar ömrü ne olarak nitelendiriyoruz kızım? Saat, zaman. Belli bir yaşı tarih. Var, belli bir tabii, tarihi var. Zaman, zaman olarak bakıyoruz. Oysa ki o zaman olayını büyüten ya da küçülten, daraltan ya da genişleten şey insanın rızkı oluveriyor. İstikakı. Mesela ölmeye yakın insanlar çok ilginçtir kızım. Çok iştahlı olurlar biliyor musun? Hı hı. Yani hatta çok ağır hastalar bile ölüm iyiliği denir ona. Çok ilginçtir. Bir anda kendini çok hissederler ve canları bir şeyler ister. Bir şeyler yerler, içerler vesaire. Çok gariptir. Evet. O rızkını bitirmek evet. durumundadır. Ama tabii sadece bununla da diyorum ya netleştiremeyiz. Öyle bir mevzu var ki deniyor ki evet az sadaka değil mi? Çok belayı def eder ya da ömrü uzatır gibi bize öneriler de var. Şimdi bakıyorsun demek ki bu esnek bir mevzu. Ve sır da Yaradan'ın katında. Yani bunu Allah'tan başka kimse bilemiyor. Evliliğe dönüyorum. Kader mi değil mi vesaire dediğimizde ya da kaderin içinde ne var dediğimizde bir de kaderimizin içinde kazalar var. Yani benim öncesinde Yaradan'ın tayin ettiği deneyimlemem gereken bu yolda günün birinde benim olmam gereken seviyenin ya da yolun, istikametin dışında bir yerlerde olma ihtimalime karşı Yaradan öncesinde beni bir nevi bir şeyle sınayabiliyor yahut da hatırlatıcı koyuyor ve beni orada düşürüyor. Bir bela olabiliyor, kaza olabiliyor ya da işte bir batma çıkma, bir felaket olabiliyor. Onu da yaşamamızın sebebi Yaradan diyor ki olur ki Ömer 30'larına geldiğinde hala uyanmamış olabilir. Onun bu hastalık ya da kaderine şöyle bir blokaj koyarsam kaza diye tabir. Çünkü çok nettir. Kader ve kazaya iman diye bir şey var. Hı hı. Çok net bir kuraldır yani. Kader ve kaza. Kader dediğimiz işte bazı değişkenler vardır ki bunların içinde evlilik yoktur. Veya hangi mesleği yapacağın yoktur. Evet. Gibi. Rızkı nereden ve ne şekilde kazanacağın yoktur. Çok uzatmayayım. Vaktimizi de çok uzatmamak adına bugün öyle karar verdik. Yarım saatte toparlayalım istiyoruz. Dağıtmayayım. Peki evlilik konusuna gelirsek kişi diyor ki ya diyor ben işte falanca ile evlendim. Mutlu değilim ama benim kaderim diye ben boyun eğiyorum. Tamam. Boyun eğeceksin. Eğer hani vazgeçemiyorsan belli şeylerin varsa bir de hiç kimse lütfen kendini kandırmasın. İnsanoğlu kendine fevkalade yalanlar söyler. Bazı şeyleri de hoşuna gider ve bahane üretmek ya da birilerine suç atmak işini kolaylaştırır ve der ki işte şuyum buyum işte kader işte ya geç işine geliyor. Yahut da senin ayrılmak tam anlamıyla senin için avantajlı değil. Ya seviyorsundur ya konforundan vazgeçemiyorsundur, değil mi? Ayrılırsam nasıl geçinirim diye düşünüyorsundur. Ayrılırsam işte çoluk çocuğuma ben tek başına nasıl bakarım diyorsundur. Evlenirsem işte dul kalırsam bir daha birini bulabilmem ya da şu mu? Bir sürü sebep olabilir. Ama içine gir arkadaş. Gerçekten ayrılmak isteyen en imkansız şartlarda dahi değil mi? Gözünü karartıp böyle bir karar alıyor ve çok da cesurca bir şey. Ben buradan kimseye de ayrılım ayrılım falan demiyorum. He. Yok ya kimse öyle bir şey, anlam- değil. Öyle bir şey anlayamazsınız. Hani erken videoyu kapatıp da ondan sonra burayı böyle algılamayın. Evet. Oranın altını dolduracağım Allah izin verirse. Aldığın notlardaki
hadisleri bir okumanı rica edeceğim kızım senden. Evet. Bakalım ki evlilik kader miymiş değil miymiş? Evet. Hani bunu ben Ömer olarak söylemiyorum. Yok hayır hadisleri Resulullah not aldım. Efendimizin şu hadislerinden bakalım konu seçim miymiş yoksa kader miymiş? Mecbur olduğumuz bir şey miymiş? Bir bakalım lütfen. Evet. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kadınla dört şeyden dolayı evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Dur. Şimdi ne demek kızım bu? Orada ne diyor? Bir tavsiye ediyor. Dört şey için evlenilir. Ve dört Yani. alternatif sunuyor. Evet. Sonunda ne diyor? Ve dini için. Ve diyor, bir tam oku lütfen. Ha, devamlı devam edeyim Evet. mi? Tamam. Sen dindar olanını seç. Aksi halde farklı zarurete düçar olursun. Diğer bir hadiste Düçar oku olursun. kızım. Buraya biraz şaşırdım. Diğer bir şeyde oku. Tamam. Birlikte olacağınız eşler konusunda seçici davranın. Bir kere burada zaten seçim olduğu Çok söyleniyor. net yani. Kader olsa Yani seçici çok özür dilerim de davranamazsın ki. yani bu konuya muhalefet eden arkadaş Evet. cehaletinde boğulmuş, haberi yok. Gerçekten. Dünyadan ve hiçbir Ama işte şeyden soru haberi yok. sormak da değil zaten Yani o ben hani bir kişinin. şey demiyorum. Bilmeyebilir. Evet. Ama arkadaş çok net, bu hayatta bu kadar net nasıl olabiliyorsunuz ya? Açıp internette bile bulabileceği Ya bu şeyler kadar yani bu bunlar. konu bu kadar net Resulullah Efendimiz tarafından seçim olduğu Evet. anlatılırken sen neye göre ve hangi delile, hangi akla ya da hangi bilgiye göre buna sen kader deyip değil mi? Suçu kadere atıyorsun. Devam et kızım. Devam var. Eşler konusunda seçici davranın. Denginizle evlenin. Kızlarınızı da emsalleriyle evlendirin. Bir tane daha var son. Oku. Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür olarak geldiğinde kızınızla nikahlayın. Böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve fücür çıkar. Evet. Bu Bak kadar. şimdi. Şimdi çok açık ve net. Resulullah Efendimiz alternatifler sunuyor ve diyor ki bunların içerisinde malı için evlenebilirsin. Bir kadınla Güzelliği ya için da bir eş evlenebilirsin. seçiminde yani. Güzelliği için, Soyu şu için, için. soyu için evlenebilirsin. Ve diyor ahlakı, dini Dini için için. evlenebilirsin. Bana kalırsa diyor, benim fikrimi sorarsanız ahlakı ve dini güzel olanı seçin. Bu sizin için daha hayırlıdır. E şimdi yani şurada şöyle demiyor mu kızım? Alternatif sunuyor ve diyor ki doğru olan bakın bu. Senin için doğru olacak, faydalı olacak olan Evet. bu. Diğerlerini de seçebilirsin ama ona bir şey diyemem gibi bir Evet. seçenek çıkıyor değil mi? Yaşar görürsün gibi bir şey Yani bunu söyledin seçemezsin aslında. demiyor. Ya zaten. Kaldı ki bu yani hiçbir yerinde Allah diledi bir kere seni kime Evet. ne o şey yapacağın evleneceğin Ya hayır bellidir bir de şöyle bir demiyor. şey söyle. Birlikte olacağınız eşler konusunda seçici olun, Evet. seçici davranın Evet. diyor. Bir kere bu zaten seçim olduğunun Ha, kanıtı yani. şimdi peki bu kadar bu konu netken Evet. hangi arkadaş Resulullah Efendimiz'in bu sözünden yola çıkarak ya da başka bir kaynaktan bana diyecek ki yo kaderimizde vardır evlilik kimin evleneceğin bellidir. Şimdi o arkadaş şuradan bakıyor. Kader olayını anlamıyor. Yaradan'ın bir kere o senin buradan A demenle o cümleyi nasıl bitireceğini bildiği öyle bir ilme sahip olduğunu anlayamıyor. Senin hür iradenle seçebileceğin her şey değil mi? Yaradan tarafından bu olasılıklarla ne yapıyor? Tasarlanıyor. Ve sen o yolu seçerek o yolda yürüyorsun. Ve bu senin kaderin oluyor. Ve Yaradan senin attığın adımdan yolu nasıl bitireceğini bildiği için de bunu böyle yazı veriyor. Anladın mı? O yazdığı için sen yaşamıyorsun. Evet. Sen yaşayacağın için Yaradan onu yazıyor. Evet. Peki bu kadar net bir konuyken gelelim eş seçimine. Peki evlendiğimiz zaman mesela evlendiğimiz kişiyle frekansımız aynı olduğu için mi o dönem? Mesela sonradan değişebiliyor frekanslar. Bravo. Mesela bir kişi yükselirken bir kişi alçakta Bravo. kalabiliyor. Yani biz denkken mi karşılaşıp evleniyoruz? Neye Bravo. dikkat etmemiz Aynen öyle kızım. gerekiyor ya da Şimdi evlilikte? eş seçiminden önce ben bekarlara özellikle şunu hep tavsiye ederim değil mi? Hatta etrafımızdaki bekarlar böyle bir şey sorduğunda ne diyorum kızım? Diyorum ki hatta ve hatta bir arkadaşım bana demişti ki ya dedi benim kızı isteyen var. Hayırlı olsun. Ya oğlanı da bir araştırıyoruz ama
Bilmiyoruz ki ya arkadaş bu zamanda insanı nasıl tanıyacağız? Tanıyamazsın ki dedim. E ne yapacağız? Sen el alemin oğlunu tanıyamazsın ama kendi kızını tanırsın. E benim kızımı tanıyorum tabii canım. E tamam senin kızın neyse gelecek olan da o. Gelmiş olan da o. Niye? Çünkü eğer ben belli bir şeye gelmiş, değil mi? Evlilik çağına gelmiş ama örnek veriyorum çok karamsarsam ya da çok böyle serkeşsem, öz saygım yoksa, ne istediğimi bilmiyorsam, eziksem, büzüksem, işte bocalıyorsam, depresyondaysam bana kim gelecek? Böyle biri gelecek. Frekans yasasına göre bu çok nettir. Şimdi buradan evli olan arkadaşlara soruyorum. Şimdi belki kimimiz 10, kimimiz 20, kimimiz 3-5 senelik evli. Ama bugünkü eşinizin eleştirdiğiniz kısmına bir bakın. 20 yıllık evliysen 20 yıl öncesine eşinin senin hayatına dahil olduğu zamana bak. O zamanki kendine bak. Bir de eşine bak. Göreceksin ki benziyorsunuz. Bugün sen eşinin örnek veriyorum cimri olmasından şikayet ediyor olabilirsin. Ama bugün şikayet ediyorsun. Yolun başına dön. Eşinin seni bulduğu, birbirinizi bulduğunuz o evlenmeden önceki dönemindeki ruh halini bir hatırla. Bak bakalım sen ne tür bir cimrilik içindeydin. Nasıl bir cimrilik frekansı yayınlıyordun? Değil mi? Kendine mi cimriydin? Aleme mi cimriydin? Değil mi? Tutma şeyin mi vardı? Ne tür bir frekanstaydın ki sana cimri bir eş geldi? Ya da eşin şu anda örnek veriyorum diyelim ki bir konuda senin gözüne batıyor. Peki sonradan bir konuda gözümüze batıyorsa bizi aynı alıyor diyebilir Tabii miyiz? ki. Şimdi diyelim 20 yıllık bir evlilikten bahsedelim. İkimiz de şu anneanne beni alalım kısmı ortaya. Şimdi ben bazen diyorum ki ya işte evin işte sen de hiç paranın kıymetini bilmiyorsun, değil mi? Bakıyorum ki ben de bilmiyorum. Benziyor muyuz? Şimdi ben bazen size anlatıyorum diyorum ya biz anneanne evlendiğimizde, flört ettiğimizde ikimiz de çocuktuk. Hatta biraz abi yani şey olacak, abi yani olacak ama çok salaktık diyorum. Ya yani iki salak çocuk. Eşimin ailesi de varlıklıydı, benim ailem de varlıklıydı nacizane. Bizim Şımarıklarmış. dünyadan haberimiz yok. Para ne? Gider neymiş? Ev düzenleme bir şeysi, evlilik masrafı Benim yaşlarımdaymış. hiç Sana böyle niye bir dedin? şey, hiç böyle bir derdimiz, tasamız olmadı. Bizim tek derdimiz geziyorduk, tozuyorduk. Bize düğünde takılan altınlar yerlerde geziyordu. Hayat siz eksen. Annemle babam diyorduk ki evladım şunları hani alın kasaya koyardı derdik. Ya gelip alsanız da şu altınlarınızı. Ben yoktum tabii o zaman. Umursamazdık. Niye? Aynıyız. Aynı tabiri caizse serkeşlik. Aynı işte hayat vizyonu. Şey yok. Algı yok. Peki tekamülümüze bakıyorum. Aynı derslerle kırbaçlandık. Aynı derslerle eğitildik. Ya Zorlaştı. da senin yansıman. Mesela sen daha konuşkansın, Tabii. o daha Ha, sessiz. şimdi Yani ona o geleceğim. sessizliğinden şikayet ettiği zaman aslında bu senin konuşmanı mı şey Evet, yapıyor o gibi. başka aslında bir konu. O denge yasası yine. Bir gün onu mutlaka Evet, konuşalım o da çünkü o ruh önemli. Çok konusu. önemli. Ama şunu diyebilirim. Şimdi 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. 20 yıl içerisinde ikimiz de insanız ve hürrademiz var. Hayat ikimizi de aslında eğitiyor. Ama ben diyelim ki bundan ders çıkarıyorum. Diyelim ki annen çıkarmıyor. Ya da tam tersi olsun. Annen ders çıkarıyor. Üzerine bir şeyler ekliyor. Ve olması gereken seviyeye geliyor. Ama diyelim ki ben de ağzım açık ilerliyorum. Hiçbir şey ders almıyorum. Umursamıyorum. 20 yıl içerisinde annen gelişirken ben ne yapıyorum? Yerimde sayıyorum. Bu defa ne oluyor? Arada uçurum açılıyor. Sonrasında annen kalkıyor diyelim ki bana diyor ki ya senin gözün üstünde de kaşışın var ya. Sen bir gözüme batıyorsun. Niye? Çünkü frekansımız değişmeye başlıyor. Yolun başında aynıydık. İki tane böyle aklı evvel evlendi. Sonra bir tanesi akıllanmaya başladı. Akıllanan diğeriyle daha iyi daha kötü demiyorum. Frekansı açıldı. Bundan dolayı da birbirleriyle ne oldu? İletişim kopukluğu olmaya başladı. Çünkü sisteme göre Aynı aynı dili frekansta konuşamıyor titreşmen gibi bir gerekiyor. Bu defa sistem aynı frekansta olamadığınız için ne yapıyor? Ayırmaya çalışıyor. şey. Şimdi bu işin başka kısmı. Sorduğun için bu kısma girdim. Ama evlilik kader mevzusuna dönersek eğer. Şimdi yolun başında size diyelim ki bir talip geldi.
çok güzel ahlaklı, çok düzgün. Ama senin nefsin hoşuna gitmiyor. Niye? Adamın yüzünde diyelim yara Uyku var. yok sende. Mesela. Ya da adam işte biraz işte kısa. Ki görüntü de çok önemlidir evlilikte bak. Bunu yok Tabii sayamayız yani, ha. evet. Yani insanın gönlüne de gözüne de hoş görünecek. Bu da bir kriter O bir olabilir. gerçek, Hani bu evet. kötü bir kriter, buna bakmayın demiyorum, diyemeyiz. Hepsi dengeli olmalı demek istiyorum. Ama adamın güzel ahlakına bakma, gelirine bak. Dedin ki, aa bu çok güzel ahlak, çok efendi, çok düzgün biri, beni çok çok güzel sever ama parası yok ya bunun. Ben bunu çekemem ya, benim hırslarım var. Yani ben işte yatı istiyorum, kat istiyorum, mücevher istiyorum, bu bana veremez. Dedin. İyi dedi. Sen de görürsün işte ondan sonra. Efendime söyleyeyim ne oldu? Seçmedi. Aslında onun için kaderinde, orta yolunda, Allah'ın onun için dilediği yolda Evet. onun mizacını ancak çekebilecek, tolere edebilecek, yumuşatabilecek kişi oyken Evet. nefsiyle baktı olaya. Dedi ki, yok ya bana, ben bundan fakir ya, ben bununla uğraşamam dedi ve postaladı. Başka bir tane daha gelir mi? Gelir. Tabii gelin. Onun aradığı kriterde, çünkü çekim gücü diye de bir şey var. Zengin arıyor. Tamam zengini gelsin. Ki zengin de olsun zaten. Bak buradan da onu da söylüyorum. Zengin de olsun ama ahlaklı da olsun. Tamam sadece zengini geldi. Çünkü sadece talebi o. Ama ahlaksızın teki. Bakıyor, anlıyor da. Ulan bunun gözü içinde oynuyor ama. Saygısız ve ukala ama. Parası var ya. Dediğinde seçiyor mu? Seçiyor. O evlilik olabiliyor mu? İstese Oluyor. olur Sonra yani. ne oluyor? Evet, istediği o cafcaflı hayata kavuşuyor ama her gün o hayatın içerisinde ne yapıyor? Kan kusuyor. Evet. Şimdi kalkıyor buna da diyor ki kaderim. Aynen Yani kaderim demesine bir bahis yok. Kader de diyerek bunun temelinde yaradanı suçlamasına ayar oluyorum ben. öyle. Evet. Çünkü bu benim kaderim demenle sadece bitmiyor iş. Evet. İftira atıyorsun. Büyük bir hata işliyorsun. Evet. Bu senin seçimin. Peki ne yapacağız? Tamam, zamanında, vakti zamanında bir cahillik yaptın. Hadi doğru bir seçim yapamadın. Artık o seçimki senin kaderin oldu. Mecbur girdin o Bak, yola. kaderin oldu. Çünkü o Kendini işledi. yarattın Tabii aslında o yolu yani. yani. Sen orada o senin kaderin oldu. Seçimini yaptın. Peki ne olacak? Sen artık onunla orta yolda olman gereken yerde olamadığın için bir nevi sırat-ı müstakimde değil de yan yoldan ilerliyorsun. Ama senin kaderin de orta yolun burası ya. Senin için kolaylıklar bu yolda. Bir taraf hep bu tarafa mıknatıs gibi seni çekmek isteyecek kolaylığa. Sen buraya çekildikçe bir tarafında yan yolda. İki arada bir derede zikzak dokuyarak gitmen gereken bir hayat modeli. Oysa ki dümdüz gidebilecekken yolu uzatacaksın, Peki bu zorlaştıracaksın. düzelebilir mi? Düzelebilir. Çünkü olan da hayır vardır. Yaradan'ın kullar üzerinde öyle bir rahmeti var ki kızım. Bununla katiyen yarışamıyorsun ve akıl alır gibi Tabii değil. yok, o gerçekten Akıl öyle. alır Şu gibi an değil. aynen. Kendi hatanla seçtiğin, yaptığın bir Evet. şeyde dahi Bir Yaradan hayır. onu bile rahmetiyle hayra döndürüp senin alman gereken dersleri, öğrenmen gerekenleri yanlış seçim bile olsa o kişi üzerinden öğretiyor. Evet. Sen öğrenmen gerekeni, kader dediğin zaten o. Öğrenmen gerekeni öğreneceksin. Ama buradaki fark şu. Kolay evet Orta doğru. yolda seçseydin kolay öğrenecektin. O imtihan dediğimiz, o yani o öğrenme aşaması, deneyimler sana altından kalkılamaz, seni depresyona sokabilecek, hayattan soğutabilecek zorluk da olmayacaktı. Evet zorlanacaktın, imtihan edecektin ama güzel bir sabırla geçirebilecekken öbür tarafta isyana düşebilme ihtimali çok yüksek olacak. Peki o zaman bunu fark ettin ve anladın ki ulan ben doğru bir eş seçmedim. Ne yapayım şimdi? Çok Evet, ne çocuk var, bu saatten yapmalıyız? sonra da herhalde kalktı, ayrılamam. Ne yapacağım o zaman? O zaman kendi işindeki kendini nasıl göründüğüne, aynasına bakacaksın. Ben bu kişiyle niye anlaşamıyorum ya da nerede Ne takılıyorum? görmeliyim? O zaman ben bu yolda olsa sabır mı mesela öğrenmesi gerekiyor? Ha burada olsa, burada da olsam sabrı öğrenecektim.
Yani doğru eş beni hep pamuklara sarıp sarmalamayacaktı. Başka bir konuda ben de onunla yine sabretmek, dişimi sıkmak zorunda kalacaktım ama bu kadar çetin olmayacaktı. O zaman ben ne yapayım? O zaman bu sabrı güzelce öğreneyim. Suçlayarak, kahrederek değil de Farkında olarak farkında öğrenmek olarak. için. Şimdi eşlerimizde bizim gördüğümüz eksiklik ya da noksanlık aslında bizi bize göstermesiyle alakalı. Orada ne giriyor? Hani denge esasında zıttığımızı da değil mi? Zıttıyla hayatımıza çekeriz ya. Diyelim ki eşin çok böyle sessiz, suskun, iki çift laf edemiyorsun. Bir bakıyorsun ki diğer eş çok geveze. Orada ne giriyor devreye? Bu başka bir konuda yine bunu açarız ama orada birisi artı beşte, birisi eksi beşte. Artı beşte aşırı da Az önce söylemek yani istediğim buydu aşırı da benim. olan diyelim ki çok konuşan eş ya ben bu kişide ne görüyorum? Çok suskun. Ha demek ki ben o ölçüde, o aşırılıkta çok gevezeyim. O zaman ben biraz susmayı ve biraz daha sakinleşmeyi denersem görecek ki susmuş olan, aşırıda Konuşuyor. olan diğer eş ortaya gelecek ve sıfır noktasında birlikte o sırat-ı müstakime girebilecekler. Çünkü diyorum ya öyle bir sistem var ki senin seçimlerin neticesinde kaderinde işleyen her mevzu senin öğrenmen gereken, anlaman gereken deneyime dönüşüyor. Tek fark tekrarlıyorum. Resulullah Efendimiz'in işte o önerilerini dinlersek, güzel ahlak ve din üzerine olanı seçersek, yani daha makulünü, sırat-ı müstakimde, kaderimizde olan kişiyi seçersek, aynı deneyimi kolay yaşıyoruz. Öbürünü de zor yaşıyoruz. Yani o olmasaydı öbürü de çok bal kaymak olmayacaktı. Mesela bir soru vardı. Genelde böyle şeyler sorulur. Diyor ki, diyor imtihanlarda diyor, peygamberler diyor. Ya işte aynı konu. Kaldı ki sen kendini bu konuda peygamberle bir tutamazsın. Onlar ismet sıfatından yaratılmış, günahları olmayan, küçük kusurları bile olsa onlara zelle denen, efendim onlar farklı bir, değil mi, ruhtur. Şimdi onlar aynı zamanda emsal olması adına bütün ümmetinin görüp görebileceği, yaşayıp yaşayabileceği insan bedeninde neyi nasıl davranabileceğini örneklemek ve göstermek adına bir nevi hepsinin yükünden alıp ona nasıl sabredildiğini, burada nasıl davranılması gerektiğini, burada ne yapması gerektiğini kendi bedeniyle insan formunda sana deneyim bırakmak, örnek olmak adına yaratılıyorlar. Sen yani kalkıp bunu şöyle bir mantıkla o zaman şey Aynen. peygamberliğe imtihan ediliyor. Kendi şeyimizse, Gerçekten. hatamızsa. Yani sana o düştüğün durumda Yani sen nasıl bunu çıkacağını düşünemezsin. anlatmak için bu onların misyonu. O yüzden peygamber. Peygamberi şey mi zannediyorsun? Sadece anlatan, öğretmen. Ya öğretmen dediğin her haliyle zaten öğretir. Değil mi? Sana örnekleriyle anlatır. Sadece sana şey muamelesi yapamazsın ki peygamberlere. Vahiy getirip götüren sanki postacı muamelesi yapıyorsun. Hayır, onun özelliği zaten peygamberi peygamber yapan şeylerden bir tanesi yaratılış itibariyle o yükü göğüsleyebilen, ümmetinin yaşayıp yaşayabileceğini, bütün düştüğü durumlarda nasıl Tecrübeyle çıkabileceğini anlatmak. gösteren birisi. Mantıken mesela büyü. Resulullah Efendimiz'e normalinde arkadaşlar büyü tutar mı? Yahu işte tekamül gereği Resulullah Efendimiz'in bunu dahi bize nasıl fela anlatabilmek için, ne yapacağını bilmemiz için, böyle bir durumun var olduğunu ve buradan nasıl çıktığımızı gösterilmek için dahi, buna dahi ne yapayım maruz bırakılıyor. Yoksa yani o alemin dahi, değil mi? Saygı duyduğu, hatta secde ettiği ya da birebir muhatap olduğu bir büyü mekanizması normalde tutmaz. Ama bu bile örnek olarak bize veriliyor. Kaldı ki yani hiç hata yapmayacağız diye bir şey yok. Yani sen bir kere evlendiğinde doğru eşi seçmediğinde ömür boyunca kan mı kusacaksın? Hayır. Eğer dediğim cihetten bakmayı anlarsan, denge esasını anlarsan, kuantumu anlarsan, o ayna metaforunu anlarsan sorun diye, problem diye bir şey kalmıyor. En kötü zannettiğin eş dahi görüyorsun ki onun kötülüğü değil, senin Sana ona hizmet yansıman. ediyor Sen aslında. ondaki o aşırılığı, kendindeki aşırılığı fark edince
Hop sen kendini düzeltip bir bakıyorsun ki eşin düzelmeye başlıyor. Hı-hı. Bunun en güzel rahmet tarafı ne biliyor musun kızım? Diyelim ki işte çok böyle kötü özellikte olan bir eş olsun. Bir tanesine bakıyorsun çok iyi bir eş. Bu da aşırı da iyi. Biri de aşırı da kötü. Yaradan öylesine de denkleştiriveriyor ki yani öyle bir hayra döndürüyor ki bu kötünün anahtarı sende. Sen aşırı değilsin, iyi desin ya. Senden ne diyorsun ki aşırı da iyi olmak çok iyi bir şey. Hayır. Dengede iyi olmak iyi bir şey. Tabii. Her şeyin aşırısı ne? Hastalıktır. Tabii. Bilim dahi aşırı zeki olan çocuklara ne gözüyle bakıyor kızım? Hasta. Yani zeka geriliği olanla üstün zeki dediğimiz şeyi, kriteri aynı görüyor. Çünkü hayır, normalin dışında olan her şey Tabii ki. rahatsızlıktır. Bu da öyle. Çok cömert olmak, çok iyi olmak, çok Saflığa işte giriyor biraz. bilmem ne olmak iyi bir şey değil. Evet. Dengede olmak iyi bir şey. Peki sen dengede olmadın, bu her konuda da zıttını hayatına çekeceksin. O zaman sen kocanda o kötü bir şeyi görünce, mesela kocan diyelim ki ne? Diyelim ki çok umursamaz, çok rahat bir tip. Bir bakıyorsun karşısında ne var? Çok o kontrolcü ve mükemmeliyetçi biri var. O zaman sen burada mükemmeliyetçi olmanla övünmeyeceksin. Kusura bakma. Onun kadar sen de hastasın. Onun kadar sen de aşırıdasın. Sen oradaki kontrolcülük ve mükemmeliyetçiliğini fark edip bunun bir hata olduğunu ve normalleşmen gerektiğini anlayıp bunu biraz esnettiğinde, ortaya geldiğinde aynı o geldiğin derece miktarında eşin de ne yapacak? Onu da kendine çekeceksin. Mecbur çekeceksin. Evet. Böylece sen kendini dengelerken eşini de dengeleyeceksin. Ve Yani uyum onu da olacak. kurtaracaksın. Evet. Yani belki sen aşırı iyilikten dolayı sorun yaşamayacaksın ahirette ama o aşırı kötülükten yargılanacak. Bundan dolayı onu da aslında kurtarmış olacaksın. Evet. Yani bir insanın hayatına dokunacaksın. Peki bunun sana ne artısı var? Bir insanı kurtarmak az bir şey Ve değildir. hayat arkadaşını. Tabii. Yani bir insanın iyiliğine vesile olmak, o bilse de bilmese de, anlasa da anlamasa da Allah bilir ve görür. Ve yarın mahşerde sana o mükafat olarak Evet. verilir. Sen belki de fark etmezsin bile ama falancanın normalleşmesinin, o bataklıktan çıkmasının sebebi senin gayretin oluverir ve sen de oradan yırtarsın. Evet. Ne kadar birbirine bağlı değil mi bir Çok denge? çok fazla. Yani buradan baktığın zaman konu artık diyorsun ki arkadaşlar evlilikte kader var mı yok konusunda çok daha başka bir konu var. Gerçekten evet. Yani Yaradan'ın rahmetini gör. Sen olman gereken yerde, değil mi? Seçimini yapacağın zaman aklen nesnen değil. Yani sadece nesnen değil. Yani biraz da otur bir Allah ne diyor bu işe diye bir bak. Araştırın Sen lütfen. şimdi onun yolun başında Allah ne der diye bakmadığın yerde yola çıktıktan sonra da Allah'ım ben ne yapacağım deme. Yani. Orada işine gelmiyorken burada da gelmesin. Aynen. Yahut da orada tamam bir şekilde yaptın. Bari suçlamadık. Tamam eyvallah. Ben Ben seçtim, seçtim. ben Yani yaşıyorum. biraz sorumluluğunu al. Evet. Arkasında dur seçimlerinin. Bu kötü bir şey değil. Seçimin arkasına dönünce hayat daha da kolaylaşıyor. Çünkü Tabii suçlayacak ki. birini bulamamak o Tabii kadar ki. rahatlatıyor ki Tabii ki. insanı. Yani Birilerini kızım bu sürekli benim. suçlamak o kadar zor bir şey ki insanın yük Bravo. gibi oluyor. Ya Ama kabul kızım. ettiğinde bu benim seçimim. Evet. Ben Evet. seçtim, kimseyi Evet. suçlayamam. Ve bunu yaşayacağım. Bu benim seçimim. Kabul etmekten Bravo. başka bir çarem yok şu an. Bravo. Mesela inni kuntu mine zalimin diye bir ayet var. Allah'ım ben nefsime zulmettim. Bu Adem Aleyhisselam'la Yunus peygamberin, Yunus Aleyhisselam'ın duasıdır. Ve çok mühim bir duadır. Talepler neticesinde bir dertten, bir beladan kurtulmak niyetiyle. Bunun özü nedir biliyor musun kızım? Ben kendime zulmettim dediğimde, yine mikrofona vurdum, dediğimde şu çok mühim bir detay. Yaptığını arkasında durmak, Evet. kabullenmek, sorumluluğu almak, kimseyi suçlamak değil. Evet. Ben ettim Rabbim. Affet. Bunun Gerçekten. hata olduğunu kabul et ya. Çünkü kabul edemeyişinin altında Edeceğim zaten nefsin var. benzine çeksin Yani bunu yaratan istiyor senden. Yahu diyor biraz delikanlı ol. yani. Evet. Hata yapabilirsin.
Arkasında duruyor. Ama diyor ki yani kabul et ya. Peki tamam Allah'ım ben hatalıyım burada ya. Evet. Sen de Allah'sın affet. De ya bunu biraz yürekli ol. Evet. Öyle kaypak Ya kendini dövüşme. kandırmak çok şey ya. Hani Kendini kendi kandırmaya için çok kendini alışmış insanlar. kandırıyorsun Ya kızım yani. öyle bir hale gelmiş ki diyorum ya insanlar mahallede duyduğu bir sözü dinin ortasına yerleştiriyor ya. Gerçekten. Bu insanı çıldırtıyor ve bununla da sahneye çıkıyor. Bununla da yani hiç kimseye de laf bırakmıyor. Gerçekten. De öyle bir yazmış ki İnanmış. Ya yorum. yorum değil buradaki mevzu. Evet. Yani buradaki mevzu bu insanlar var. Ve Evet. yani bu bilmiyorsun. Ve bilmediğin için de bilmemek de ayıp değil. Anlamaya da gönlün yok. Birçoğu da soru sormak için sormuyor ya da anlamak için sormuyordu. Tamamen senin fikrine Ya karşı onlara hiç çıkmak için. takılmam. Yok yorum için Onlara hiç söylemiyorum. takılmam. Ben Farklı onlara sorunlardan. takılmıyorum. Herkes aklı kadar ya da ilmi kadar. Yani. Yani ben kendimden de biliyorum. 10 sene önce benim reddettiğim bir konuyu bugün çok iyi anladığımı biliyorum. Anladığımı düşündüğümü. Ama 10 yıl önce sorsan aynı işte bahsettiğimiz güruh gibi körü körüne reddediyordum. Bilmediğimden. Ama öğrenmek İnsan istemek bilmediğinin önemli. Evet. cahilidir. Yani bugün böyle tuhaf artık böyle cevap bile veresim gelmiyor insanın. Bir Gerek şey bir yok. konu oluyor. Ya hocam işte falanca işte mahallede işte bilmem ne hanım dedi ki işte bu iş dedi böyle etmiş de şöyle misal. Ne yapayım ben mahalledeki teyzenin lafıyla mı hareket edeyim? Yani. Yani eğer sen mahalledeki teyzenin lafıyla bu kadar şeyi 50 bin tane şeyi duyuyorsun ispatlı, şahitli yaşayarak bunlar seni ikna etmemiş de. Mahalledeki teyzenin Mahalledeki lafı. teyzenin iki lafı seni ikna etmişse senin ikna olasın var. Evet. Sorun o değil. Sorun senin ikna olmak Evet. istemende. Bundan dolayı da kimseye de bir şey anlatamayız. Yani kimseye Evet. zorla bir şey anlatamaz. Peki bu Anlamak konuda için. hakkında sormak istediğin başka bir şey var Yok mı? ben soracaklarımı Kafana sordum. takılan bir şey. Evet, kısacası özet geçmek istersek. Özet geçmek istersek, toparlayacak olursak eğer Her yaşadığımız şey kaderimiz değil değil arkadaş, yani. Bizim seçimlerin. seçimlerimiz Yani kadere dönüşüyor sen, gibi mi oluyor? bravo, sen hatalı ve nefsen seçtiğin yolun ceremesini çekerken Bu senin başını kaderini oluşturuyor. ardında sen buna kaderim diyemezsin. Bu Seçimlerimiz senin, sonrasında mı kaderimiz tabii ha oluyor? bravo. Şimdi mevzu esas senin hatalı seçimin dahi olsa yaşarken düştüğün o durumdaki acıyı katlanırken isyana düşmemek senin imtihanın. Bak arkadaşlar nacizane şu konuyu bir kere daha işte basarak anlatmak istiyorum. Anlaşılması gereken kısım bu. İmtihan nedir dediğimiz şeyler daha çok bu. Bir kere imtihan avamlar için, avam kullar için bahsedilen imtihan o değil. Tabii ki de insanın sabretmesi gereken, işte anlaması gereken yerler var tekamülünde. Bunlar ayrı. O imtihanlar ayrı. Bunlar ders aslında. İmtihan da değil, ders. Ama bir de şu var ki ben bile bile kalkıyorum, örnek veriyorum gece gündüz diyelim ki ne kadar zararlı madde varsa kullanıyorum. 5 yıl sonra da ciğerler sönüyor. Sonra ben buna kalkıyorum kaderimde varmış diyor. Hayır. O ciğerimin söndüğündeki canımın acıdığında ya da diyor ki işte imtihanım diyor. İmtihan ediliyorum diyor. Ciğerlerim hani bu hastalıkta imtihan bana diyor. Hayır efendim. O sonra Allah tarafından verilmiş bir imtihan değil. Senin seçimlerinin neticesinde düştüğün durumda ceremesini çekerken o acıyı ve o tedavi sürecini geçirirken o sıkıntıya sabredip etmemek, isyana düşüp düşmemek senin imtihanın. Anlatabildim mi ne demek Evet. istediğimi? Bunu fark Yani edip tabii bunu bana Allah verdi de sabretmeliyim demek ayrı bir şey. Düştüğün o durumda ne değil mi? Kendi düştüğün bu durumda efendime söyleyeyim buna isyan edip de Allah'ı suçlamamak ya da işte dişini sıkmak ya da ben ettim Allah'ım şifa senden ya Rabbi, tövbe ediyorum demek de senin imtihanın. Ya da vazgeçmek senin imtihanın gibi diyebiliriz. Evet. Yani insanoğlu velhasıl kızım sorumluluğunu almadığı sürece yaptıklarının ve eylemlerinin, Evet. sözlerinin, duygularının, düşüncelerinin, işte attığı adımın maalesef ki mutlu olma ihtimali çok zayıf. Evet. Günümüzde de bu şuurda bakan, bu şuurda yaşayan kişi sayısı gerçekten çok fazla değil. Evet.
Dilerim ki sayısı çoğalır. Evet, umarım. Hepimizin yani bu idrak ve bilinci çoğalır. Ve düştüğümüz durumlarda birilerini suçlamaktan artık Evet. vazgeçip şu konuyu da anlatmak istiyorum. Biraz uzadı ama yapacak bir şey yok. Bir 45 dakika. kardeşimiz diyor ki, ya ben zorla evlendirildim. Bu diyor kader değil mi? Arkadaşlar bu çok öncesine alınması gereken bir konu ama şöyle bir ucundan dokunayım yani. Evet, zor hayatlar var kızım bu dünyada. Seçimlerimizle geliyoruz. Bu yaşayacağın işte o orta yoldaki senin için olasılıkları yaratan, değil mi? Sabretmeyi öğreneceksin. Sabretmeyi pamuklara sarıp sarmalamak öğrenemezsin. Sen bu dünyada seçmişsin ve ben burada sabrı öğreneceğim diye gelmişsin. Bu sabrı sana öğretecek. Birileri de sana ay canım hadi sabret demez. Bir şeyler olacak. Değil mi? Bu çetin geçecek belli senin yolculuğun. Ama buna rağmen bakıyorsun ki bu zor hayat içerisinde kimisi sadece boyun eğmiş veya boyun eğmek işine gelmiş. Cesur olamamış. Örnek veriyorum çevremizde var. Diyelim ki hanımefendi diyor ki ya babam beni okutmadı. Diyoruz. Öbür kardeşin okumuş. Ya işte o şey yapmadı işte o okudu. Nasıl okudu? Aynı baba, aynı anne, aynı imkanlar. Ama diyor işte o çok diyor o evden kaçtı bilmem ne oldu ya da çok zorluk çekti. Bak sorun bu işte. Sen yeterince istemedin. Aynı zorluk ona da vardı. Ama senin işine gelmedi konforunu bozmak. Yalan söyleme. Kendi kandırma. Kendini kandırma. Senin işine gelmedi. Yani neyin işine Okumak gelmedi? hedefin Evet olsa kabul bütün ediyorum zorlukları zordu. çekersin. Belki dayak yiyecektin. Belki aç kalacaktın. Belki işte itilip kakılacaktın. Ama şunu de. Ben babamın gösterdiği zorluklara, gösterebildiği zorluklara göğüs geremedim ya da göze alamadığım için okuyamadım. Okumadım, seçmedim. Demekle babam beni okumadı demek çok farklı iki şey. Evet. Çünkü niye? Öyle zor hayatlar, öyle zor insanların elinde büyümüş çocuklar var ki sokakta kalmış belki, aç yatmış belki ama hırs yapmış, okumuş, Evet. o hedefine ulaşmış. Bahane yok. Yok, aynen. Biri bir şey istiyorsa Babam gayesi beni yok zorla yani. evlendirdi. Tamam belki de sen çok böyle gelenekçi bir ailedeydin. Hakikaten seçme şansın zayıftı. Ama en başından geliyor bu. Aynı ailede bir bakıyorsun ki birisi çıkıp dik kafalılık yapabiliyor. Ama bedel ödüyor. Evet. Ama zorlanıyor. Ama istemediği o hayatı yaşamıyor. Evet. Anlatabildim mi? Bazen evet susmak, boyun eğmek de bir seçim. Belki de doğru seçim. Daha kolay seçim. Kaldı ki Yaradan diyor ki benim bildiğim siz bilmezsiniz. Sizin için şer olan görünen hayırlı olabilir. Hayır görünen şer olabilir. Senin belki de o zorla Okuyamam. evlendirilme kısmında senin karakterin değil mi? Senin mizacın ve böyle bir aileye gelişin zaten bunu gösteriyor. Demek senin bir otoriteye çok sağlam bir ihtiyaç duyan bir karakterin var. Kaldı ki senin işte hani bu mevzularda da insanların arabesk anlatışlarına çok aldanmamak lazım. Evet. İşin mutfağına gir bak bakalım. Evet. Öylesine ben nelere şahit oluyoruz. %100 haklı görünen kişi işin içine girip iki tarafı dinlediğinde ve olaya baktığında bakıyor yerden göğe kadar haksız. Evet. Ve bunu da en çok kişi kendine yapıyor. Evet. Çok mu dağıttım kızım konuyu? Çok da az bana sadece çok detaylı konular yani bir şey anlatman Yani için en başından çok anlatman gerekiyor. örneklemem Şimdi gerekiyor bunları da 3 saat anlatıyorsun. Bu sürer. hayat seçerek geldiğimize kadar anlatman Evet, gerekiyor. Bu evet. da şimdi yani saatlerce sürer. O yüzden Gerçekten. 30-40 dakikaya sığdırmak bunu biraz Çünkü sıkıntı, niye zor. biliyorsunuz saat şeyi problemi var diye Evet. şey yapıyorum. Örnekleri kafamın içerisinde 50 tane tilki Evet, dolandırıyorum. Yani evet. bunu söylersem bunu anlatmam lazım. Şunu söylemeyeyim buraya Evet. girmem gerekiyor. Diyerek o beni biraz karıştırıyor. Çok O şey yüzden soruyor ki konular. dağıttım mı Ve acaba dağıtma diyorum. değil, sadece daha anlatırsan daha da iç içe girecek. Bu konular çünkü öyledir. Saatlerce Evet. konuşuruz yani böyle konular. İyi o zaman Bence çok bitirelim, değil mi? keyifliydi ama. Bence faydalı olmuştur diye Bence düşünüyorum. de gayet açık Yani bir kimse kendini de kahretmesin arkadaşlar. Olan da hayır vardır. Eğer yani kaderiniz olmayan bir seçimle bir evlilik yaptıysanız o eşinizi de sevebiliyorsunuz. Gerçekten sevebiliyorsunuz. Sevmeye gönlü olan sever. ya da kabul ediyorsunuz. Kabul ediyorsun. Sevmeseniz bile Yani ve kabul diyorsun ki yani ediyorsunuz. tamam arkadaş yani bu kişinin bu huyu pis ama
Demek ki bunun karşısında bende de bir şey var. Evet. Ben kendimi düzeltsem o da düzelir. Der Evet. geçersin. Bence anlamak ve idrak etmek isteyen için harika bir Aa şeyi sohbetti. söyleyecektim kızım ya. Eş seçiminde tamam ama mesela istihareler vardır. Bir gün istihareyi anlatayım mı sana? Evet, Şey, bence ayakta yapılan istihare. Onu genelde esmalar, dualar dersinde onu anlatıyorum. ayrı bir videoda çekelim o Onu zaman. vereyim onu birçok konuda çünkü hem pratik Evet. çünkü birçok kişi istihare yapınca uykuya dalamıyor. Herkesin rüyası olmayabilir. Bu Evet. dediğim şey uyanıkken yapılan bir namazı var bunun. Namazda falan böyle döndürüyorsun şeyle. Çok böyle biraz da İlginç. spiritüel, ilginçtir. Deneyen Ne arkadaşlar için çok iyi yapılıyor? çalışır. İşte evlilik doğru kişi mi değil mi? Öyle Tabii mi? sen hiç bilmiyor musun Hayır, biliyorum da çok onu? detaylı bilmiyorum. Yok ben onu hatta bayağıdır yapmıyorum. Gerçi de öyle bir konum olmadığı için. Ayakta yapıyorsun ya. Bir gün onu dene. Tamam. Ama birisi için Dene. mi Tabii bir deniyorsun? konu Ama öyle olması bir şey lazım. yok Herhangi ki. bir seçim de olabilir. Şunu mu Tamam. yapayım, bunu mu yapayım? Namazını kılıyorsun, duası var okurken. Gözlerini kapatıyorsun, işte döndürülüyorsun. Ama hayır, Aa, öyle bir şey var. Çok korkuyorum. gözünüzü açıyorsun, balga yerdesin. Hayır. Böyle ilginç bir Çok konu. ilginç. Anlatayım mı onu bir ara? Evet, onu da bir gün Tamam. konuşalım. İstihare şekillerini veya işte doğru eş seçimini falan konuşabiliriz. Peki o zaman sevgili dostlar umarım katkılı olmuştur. Evet, bence Sürçülisan çok ettiysek güzeldi. affola. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Görüşürüz.